Selam her şeyin bir ailesi. Ben Baran Sönmez. Sonunda NBA finallerine geldik. Bir tarafta Denver Nuggets batıyı ilk sırada bitiren, sezon sonunda vites düşünen ancak playofflarda inanılmaz bir performans gösteren bir Denver Nuggets var. Diğer tarafta play'inden zor çıkan Miami Heat karşısına kim gelirse devire 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 finallere kadar geldiler. Boston Celtics'i de 7 maçta geçtikten sonra Denver Nuggets'ın burada rakibi oldular. Müthiş bir ilk maç, müthiş bir yok iç performansı. Denver Nuggets'tan bahsedeceğiz, Miami Heat'ten bahsedeceğiz. Kimler sınıfta kaldı, kimler çok iyi performans gösterdi. Hazırsak başlayalım. Evet burada Miami Heat 8. sıradan gelerek NBA finallerine çıkmayı başaran sadece ikinci takım. Diğerine e, baktığımızda da 99 sezonunda New York Knicks'i görüyoruz. Ve orada da küçük bir parantez açmamız gerekirse kısaltılmış sezonda olan bir başarıydı Knicks'in yakaladığı. O yüzden Miami Heat'le çok karşılaştırılamayacak bir başarı diyebiliriz burada Miami Heat'in 8'den gelmesi bu kadar zorlu yollardan gelmesi playine zor giren hatırlayalım Hawks'a kaybettikten sonra buzda son dakikalarda geride oynayan bir Miami Heat geldi burada NBA finallerine kadar çıktı ve NBA finallerine gelirken hep ne yaptı Miami Heat Deplasmanda çıktığı ilk maçı hep kazanmıştı Ve burada o soru işaretiyle bu maça geliyorduk aslında Bir anda 9 gündür dinlenen bir Denver Nuggets takımı vardı Diğer tarafta çok zorlu bir 7. maç Yani çok zorlu bir seriyi geçirdikten sonra 7. maçı çıktıktan sonra bu maça çok hızlı gelen bir Miami Heat vardı Acaba bu kadar dinlenmek Denver Nuggets'ı biraz böyle oyun temposundan çıkarabilecek miydi? O playoff atmosferinden çıkmış bir 9 gün acaba bu takım nasıl etkileyecekti? Çok iyi dinlenmişler diyelim yani çatır çatır oynadılar gerçekten. İlk dakikadan itibaren özellikle o ilk çeyrekte Aaron Gordon üstünden müthiş bir dominasyon gördük burada. Durmadan Aaron Gordon'a giden paslar. Durma, çünkü üstünde kim vardı? Jimmy Butler vardı Aaron Gordon'un ama biraz Aaron Gordon'a uzak oynuyordu ve durmadan yardıma geliyordu burada Jimmy Butler. Biraz hani Burada Rob Williams'da bunu yaparken görmüştük. Rob Williams'ı en kötü hücumcunun üstüne koyup Rob Williams'ı yardım savunmasına getiriyorlardı Boston Celtics. Burada biraz Jimmy Butler onu denemeye çalıştı. Ancak Denver Nuggets o kadar akıllı bir takım ki o kadar iyi hücum işleyen bir takım ki Aaron Gordon'ı pat 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 bulmaya devam ettiler gerçekten. ilk çeyrekte müthiş bir Aaron Gordon performansı gördük. Ve şu da enteresandı. Yok hiç durmadan arkadaşlarını beslemeye devam ederken ilk şut denemesi yaklaşık 3 saniye kala top çaldıktan sonra geldi Nikola Jokic'ten. Bu da tabii ki de Nikola Jokic farkını öne çıkarıyor ve baştan sona öne önde giden bir Denver Nuggets takımı gördük ve e, burada baktığımızda da devreye 17 sayı önde giren bir Denver Nuggets vardı. Ancak şöyle bir şey oldu. Maç ne zaman hani koptu desek 20'ye geliyor desek Miami Heat'ten böyle bir hayat gö göstergesi geldi gerçekten. İşte burada Kyle Lowry'nin düştükleri olsun, Bam Adebayo'nun agresif performansı olsun, onlardan da bahsedeceğiz tabii ki de. Ama hep böyle 10 sayı civarında kaldı fark ve 4. çeyreğe baktığımızda da ilk defa Miami Heat dolu dolu o zonun alan savunmasıyla oynamaya başladığında hemen bir 11-0'lık bir seriyi yakalayıp farkı tek haneli sayılara bile indirdi. Ancak Nikola Jokic yani hem 3. çeyrekte hem so çeyrekte gerçekten müthiş bir performans. MVP seviyesinde bir performans. Maestro diyebileceğimiz bir oyun geldi gerçekten Nikola Jokic'ten ve Miami Heat'in burada bu sezon hep yaptığı gibi playofflarda ilk maçı çalmasına izin vermedi Denver Nuggets ve 103-94'lük bir üstünlükle ilk maçı kazanan takım burada Denver Nuggets sordu 104-93'le burada. Evet, Nuggets'la başlıyoruz burada. Nuggets'la başlarken kimden bahsetmemiz gerek? Nikola Jokic gerçekten MVP seviyesinde bir performans. Müthiş bir oyun sergiledi. Ve yani bu sezon içinde hatırlarsak hani MVP yarışında da işte Joel Embiid ondan çok daha dominant. Nikola Jokic Embiid aynı seviyede değil. Yani Nikola Jokic'i eleştiren o isimler de çok fazlaydı. Özellikle basketbol camiasında yani Televizyon programlarında bunu çok gördük. Nikola Jokic'e eleştiriler geliyordu. İşte playofflarda zaten başarı da yakalayamıyor diye. Sanki Joel Embiid playofflarda büyük başarılar yakalamış gibi. Nikola Jokic'e böyle eleştiriler geliyordu gerçekten. Ancak Nikola Jokic çıkıp burada playofflarda ne kadar elit bir oyuncu olduğunu ve bu ligin şu anda en iyi oyuncusu olduğunu kanıtlamaya devam etti her maç. Bu, bu maçta finallerdeki ilk maçta onlardan biriydi. Ve NBA finallerindeki ilk maçında Nikola Jokic için yani bu kadar rahat oynaması, bu kadar oyunun ona gelmesine izin vermesi bence çok önemliydi. Yani telaşlanma yok. Hani ben hiç şut kullanamadım. Biraz agresif olayım. Şutlarımı kendi sayılarıma bakayım. Böyle bir şey yok ve Nikola Jokic için bu hani herkesi oyuna dahil etmeye çalışması o kadar pozitif etkiliyor ki hem takım arkadaşlarını hem koç ekibini hem organizasyonu yani Nikola Jokic'in bu karakterinin bu takımın üstünde çok iyi yansıdığını görüyoruz ve yani dediğim gibi hani ilk çeyrekte ilk şutunu yani 3 saniye kala kullanan bir Nikola Jokic'ten bahsediyoruz. Durmadan takım arkadaşlarını besleyen bir Nikola Jokic'ten bahsediyoruz ve oyun geneline baktığımızda da yani bir tane hatalı şu hareketi vardı diye aklınıza gelebilecek tek bir pozisyon yok gerçekten. Bu kadar net, bu kadar saf basketbol oynayan bir oyuncu gerçekten yani NBA tarihine gelmiş çok az isim var onun seviyesinde bu kadar saf basketbol oynayan isimler olarak baktığımızda ve onu izlemekte gerçekten çok keyifli. Hani burada NBA finallerinde ya keşke Lakers olsaydı, keşke Warriors olsaydı, Celtics gelseydi daha heyecanlı olsaydı diye düşünen basketbol taraftarları vardır tabii ki de bu takımların ancak... Saf basketbol olarak baktığımızda o kadar keyif veren bir takım var ki şu an Denver Nuggets'a baktığımızda yani hücum o kadar iyi işliyor ki hani akıllara direkt ne gelir burada işte 2007 San Antonio Spurs Hani akan basketbol hücumların durmadan el, yani topun hiç ele yapışmadığı durmadan topun döndüğü hücumları hatırlayalım. Burada da Nikola Jokic gerçekten her zaman doğru pası vermeyi bilen bir oyuncu. Ve sizin en iyi oyuncunuz bu kadar herkese oyuna dahil etmeye çalışıyorsa başarı da tabii ki de bununla beraber geliyor. Dediğim gibi yani hiç zorlamadan yani ilk çeyrekten bahsettik. Son çeyreğe girilirken bile yani 3. çeyrek sonunda sadece 5 şut kullanan bir Nikola Jokic vardı. Maç sonuna baktığımızda da 27 sayı, 14 asist, 10 rebound, 12'de 8 isabet. Sadece 12 şut kullandı bak maç sonunda. 12 kere de faal çizgisine gitti. 12'de 10 faal isabeti ve bu kadar bütün toplar, bütün oyunlar onun üstünden dönerken sadece iki top kaybı yapan Nikola Jokic'ten bahsediyoruz ve bunun üstüne maç sonunda baktığımda yani bunu maç içinde de zaten izlerken de görüyorsunuz çok tempolu oynayan bir oyuncu ve Nuggets için a, takımın en tempolu oyuncusuydu burada Jokic çünkü hücum rebound, yani savunma reboundlarını aldığı anda direkt hücuma fırlayan bir Jokic var. Çünkü buradaki avantaj ne? Miami Heat'i savunması oturmadan avlamaya çalışıyorlar ve bu bunu ilk yarıda özellikle çok gördük. Savunma oturmayınca da o mismatch'lerde her pozisyonda Denver Nuggets'ın size olarak yani üstünlük sağladığını görüyoruz. Burada sadece hani Jokic Bam üstünlüğünden bahsetmiyoruz. Aaron Gordon, Jimmy Butler burada büyük üstünlük var. Michael Porter Jr. yani onun ne kadar cüsseli bir oyuncu olduğunu hani şut atarken görüyorsun. Ne, yani kimse ona el kaldıramıyor. O kadar yüksek bir oyuncudan bahsediyorsun. Yani her pozisyonda gerçekten fiziksel olarak Denver Nuggets'ın avantajı vardı ve bunu da çok iyi bir şekilde kullandılar. Yok e burada geri dönersek yani Gerçekten müthiş bir performanstan bahsediyoruz. İlk yarıda oynadıklarından bahsettik işte takım arkadaşlarını çok daha fazla oyuna a, dahil etmeye çalışıyordu diye. Devreye 10 sayı 10 asistle girdi Nikola Jokic ve son 25, 25 senede bunu yapan sadece bir başka isim daha var. O da LeBron James. Bunu yapması LeBron James'in 72 NBA finalleri maçı sürerken Nikola Jokic bunu ilk final maçında yaptı. Finallere çıktığı ilk maçta yaptı. Onun dışında yine ilk final maçında triple double yapan ikinci isim Jason Kidd'den sonra bir istatistik daha verelim yok içle ilgi. 25-10-10 barajını geçen oyuncular NBA finallerinde sadece 4 isim var. Kimler bunlar? LeBron James, Jimmy Butler yine karşısındaki isimlerden James Worthy ve Nikola Jokic 25-10-10 %60 şut yüzdesiyle oynayan oyuncular kulübüne baktığımızda finallerde 4 isim oldu. Nikola Jokic'den burada uzun uzun bahsettik. Burada bahsetmemiz gereken bir başka isim de kim? Burada takımın diğer süperstarı Jamal Murray gerçekten de süperstar gibi oynuyor. Üst üste 6. kez 25 sayı barajını geçti burada Jamal Murray ve sırf playofflarda değil kariyerinde ilk defa bu kadar uzun süre istikrarlı oynadığını görüyoruz ve playoff Murray de gerçekten burada çıktı yine o bubble'da hatırladığımız hani Donovan Mitchell'la duellolar yaşayan uh, Jamal Murray burada yine öyle yüksek performansını bu playoff'lardaki müthiş performansını devam ettirdi bu maçta da dediğimiz gibi bu maça baktığımızda 26 sayı 10 asist 6 reboundla oynayan bir Jamal Murray var 22'de 11 isabetle yaptı burada ve yani burada en önemlisi de Jokic Murray ikilisinin yakaladığı kimya yani bundan çok bahsetmemiz lazım. Bu takımın başarısında bu ikilinin bu çekirdeğin beraber oynaması bunun yanına koçu da eklememiz lazım. Tabii finallere bakıyorsun iki tarafın koçu ve kadrosu o iskelet hep bir arada. O yüzden bu da önemli koçun değişmemesi iskeletin beraber kalması başarıyı da getiriyor. Özellikle bu iskelet ve başındaki koç ve organizasyon iyi iyiyse. Ve bu ikiliye baktığımızda Cemal Murray Nikola Jokic ikili oyunları gerçekten durdurulmaz. Ve şöyle bir şey de vardı. İlk 79 sayıya baktığında 64'ü, ilk 79 sayının 64'ü Jokic Murray sayılar ya da asistlerinden gelmiş. Müthiş bir şey. Diğer tarafa baktığında bu istatistiğe ulaşıldığında Miami Heat'in sadece 60 sayısı vardı. Ve maç sonunda yine bu aynı istatistiğe baktığımda 104 sayının 87'si Jokic Murray ikilisinden ya sayı ya asist tarafından geldiğini görüyoruz. Ve ikisi de burada Baktığımızda istatistikleri 25 sayı 10 asist barajını geçti. NBA finallerinde bunu yapan sadece bir ikili daha var. O da Magic Johnson James Worthy ikilisi 87 sezonunda. Bu kadar önemli bir başarı gerçekten. Ve Jamal Murray de burada kesinlikle kutluyorum. Yani sakatlıklardan sonra bu kadar iyi gelebilmesi. Hani Mike, Michael Malone'un o, o videosu gerçekten uh, biz de geçmiştik. Yani sakatlıktan sonra... İşte Jamal Murray beni takaslayacak mısınız? Ben artık aa, kötü bir parçayım herhalde. Bu takımdan gidecek miyim kalacak mıyım soru işaretleri varken öyle karanlık sakatlık dönemlerinden buraya gelmesi gerçekten büyük bir başarı burada. Jamal Murray'i de ayakta alkışlıyoruz. Başarıdan bahsederken burada bir diğer başarı da hani bu takıma... Cuk oturan bir üçüncü parça ya da dördüncü parça diyelim burada. Aaron Gordon. Yani bu maça baktığımızda 16 sayı 6 reboundla nokta aldı sadece. Onda 7 isabetle oynadı. Ancak maça girişi çok önemliydi Aaron Gordon'un. Çünkü onun hani onun üstünde bir Jimmy Butler'ın kalıp onu bomboş bırakıp hani Aaron Gordon'ı sen şu tat hani... Çünkü şöyle bir Aaron Gordon da görebilirdik bu maç. İşte 3'te yani onda 3 isabetle oynayan bir Aaron Gordon, maça hiç etkisi olmayan bir Aaron Gordon, savunmanın ondan uzak kalıp ikili sıkıştırmalara çok daha rahat gelebileceği bir Aaron Gordon görebilirdik. Ancak o kadar dominant başladı ki maça. Yani üstünde Jimmy Butler yardıma giderken durmadan potaya gitmesi olsun. O hızlı hücumlarda arkasında daha ufak biri kaldığında direkt agresif olarak topu isteyip potaya saldırması olsun. Aaron Gordon'un bu performansı bence maçın açılmasında önemli bir etkendi. Aaron Gordon da yani hatırlarsak hani Orlando Magic de hani bir numara oyun olmaya çalıştı. Orada hani takımın her şeyi olmaya çalıştı ama o o onun oyuncusu değil. O onun rolü o değil. Burada o rolü gerçekten çok iyi buldu. Hani takımın 3. ya da dördüncü opsiyonu olması Durmadan potaya gitmesi, agresif olması, reboundlara yardım etmesi ve bundan daha da önemlisi savunmada verdiği katkı çok önemli. Jimmy Butler üstünde kaldı maçın çoğunluğunda ve gerçekten Aaron Gordon bu takımın çok önemli bir parçası oldu burada. Bir diğer önemli parça da Michael Porter Jr. Burada yine baktığında 14 sayı, 13 rebound, 2 bloklu oynayan bir Michael Porter Jr. var. Öyle... Aham şu an bir performans görmeyebilirsiniz ancak özellikle ilk yarıdaki enerjisi ve savunmada yaptıkları çünkü hatırlayalım ilk 5 dakika içinde çok kritik iki bloğu vardı. Biri Jimmy Butler'a yardım savunmasından geldi gelen bloktu ve baktığında da average olarak artı 20 ile oynayan bir Michael Porter Jr. Yani o sadece bu seviyede oynarken Denver Nuggets'ın bu kadar iyi olabilmesi de çok önemli bir etken. Hani Michael Porter Jr.'ın çünkü çıkıp 30 sayı atacağı bir maç da olabilir bu seride. Ancak onun hani çok şut kullanamıyorum, şutlarım girmiyor deyip küsüp oynamamasındansa savunmada yaptığı bu etkiyi görmek gerçekten keyif verdi burada ve Nuggets takım olarak da bahsettiğim gibi yani her pozisyonda fiziksel olarak üstünlük sağladı burada Miami Heat'e. Nuggets cephesini böyle bir kapatalım. Biraz da Miami Heat'ten bahsedelim. Evet Miami Heat cephesine geldiğimizde burada ben uh, Heat'i bamla açmak istiyorum. Çünkü özellikle bunu Boston Celtics serisinde de çok bahsetmiştim ve her maçı izlerken de bunu görebiliyorduk. Yani Bam ne zaman agresifse, hücuma ne zaman etki yapabiliyorsa Miami Heat'in oynadığı basketbol o kadar değişiyordu. Özellikle yani hücumlarda yapabilecekleri hani sırf Jimmy üstünden gitmektense Bam agresif olduğunda, potaya baktığında o pick and roll'lerden sonra iyi devrildiğinde Miami Heat hücumları gerçekten çok farklı oluyor ve bu maça baktığımızda da gerçekten yani açık ara Miami Heat'in en iyi oyuncusuydu. 26 sayı, 13 şuban, 5 asitle oynayan bir Ben var. Sağ 25 şut dönemesi kullanan bir Ben var ve bu kadar agresif oynaması gerçekten çok önemli. Seri boyunca da bunu yapması gerekecek çünkü özellikle yok içinde birebir kaldığında burada Miami Heat'in şansı olması için Bem'in yapması gereken ne? Yokichi bir şekilde faul sıkıntısına sokmak olacaktır ve yani Spolstra Bemden yine böyle bir performans bekleyecektir kesinlikle önümüzdeki maçlarda He, eğer ki Yokichi böyle bir diyelim ikinci maçta faul sıkıntısına sokarsa Miami Heat yine herkesi yanıltıp bir sürpriz yapabilir mi hep beraber göreceğiz ama burada Bem'i alkışlamak istiyorum gerçekten agresif performansı burada çok önemliydi diğer tarafa geldiğimizde playoff Jimmy yani son dönemlerde o playoff Jimmy performanslarını çok göremiyoruz gerçekten. Bu maça da baktığımızda da 13 sayı 7 band 7 asistle oynadı. 14'te 6 isabet. Ama bundan da daha önemlisi Jimmy Butler'ın playofflardaki en önemli başarılarından biri neydi? Faul çizgisinde durmadan istikrarlı olarak gidebilmesiydi. Bu maça baktığında 0. 0 denemesi var faul çizgisinden. Bunun gerçekten olmaması lazım ve artı eksi averaja e baktığında da eksi 17 Miami Heat'in en kötü ismiydi burada. Yani aslında ilk yarıda çok doğru pasları da verdi burada. Hani yani 13 sayıyla bitirmesi tabii ki de Jimmy 13 sayı atarsa Miami Heat kazanamayacak. Ancak ilk yarıda özellikle şutörler çok boş şut kaçırdı. Hani iyi pasları çok iyi verdi Jimmy Butler burada. Denver Nuggets çünkü iyi yardımlara geldi Jimmy Butler'a topu onun elinden çıkarttı. Ancak şutörler burada cezayı kesemedi. Ama bunu bir kenara koyarsak Jimmy Butler'dan çok daha agresif, çok daha iyi bir oyun gerekiyor. Tabi burada biraz da Miami Heat'in Jimmy Butler'ın üstünde koyduğu yük de bunun da biraz etkisi olacak. Tabii ki de bu kadar playofflarda bu kadar iyi oynaması, bu kadar yük çekmesi biraz onu da yavaşlatmaya başlayacaktır tabii ki de. Bakalım ikinci maçta nasıl bir cevap verecek Miami Heat ve özellikle Jimmy Butler. Yan parçalara baktığımızda yani... Sonunda <laughs> tekerlek patladı. Özellikle Martin bölümünde. Yani Martin'den hani kenardan gelip o kadar müthiş bir performans gösterdi ki artık Spoh'unu ilk 5'e çekmek zorunda kaldı Celtics içerisinde Bu maça da ilk 5 başladı uh, Martin. Ancak gerçekten playoff'ların en kötü performansı geldi. 7'de 1 isabet. Uh, 25 dakikanın üstünde bile çıkartamadı burada Spoh onu. Diğer tarafa baktığımızda Max 10 10'da 0 isabet. Yani dediğim gibi hani Jim Butler boş buldu ama şutörler cezayı kesemedi burada. Yani Orada yan parçalara baktığımızda Gabe Vincent'ın iyi bir oyunu var tabii ki de. Ancak kenardan gelen tek artı da burada artı yani eksi e baktığında, bütün takıma baktığında aslında Kyle Lowry'i görüyorsun. Artı average'ları ma maçı noktalayan 11 sayı, 5 rebound, 5 asistli oynadı. Ancak o oyundayken hani Temple oynayan bir Miami Heat gördük. Hani daha farklı bir hücum gördük gerçekten Kyle Lowry burada a, maçta oynarken. O yüzden biraz daha Lowry'nin rolü a, bu seride biraz daha artabilir gibi geliyor bana. Artabilecek rollerden biri de burada Highsmith'den geldi. Hani Boston Celtics serisinde de bir anda çıkıp performans gösteren bir Highsmith görmüştük. Bu maçta da 18 sayılı oynayan bir Highsmith var. 10'da 7 isabetle oynadı. Dördüncü çeyrekte Miami Heat öyle geri gelmeye çalışırken önemli bir etken de 11 sayı buldu dördüncü çeyrekte. Onun da biraz daha süresi artabilir ileriki başlarda bakalım. Ancak burada Heat'in bu maçtan çıkarması gereken dertler, dersler eksilere baktığımızda faul atışları yani Jimmy Butler'dan bahsedik. Jimmy Butler sıfır faul atışı kullandı bu maç dedik. Takım olarak Miami Heat iki faul atışı kullandı. İki. İki faul denemesi geldi sadece ve NBA tarihinde finallerdeki en düşük deneme oldu. Bundan önceki 5'ti yanlış hatırlamıyorsam maç içinde söyledikleri. İki faul atış kullanılması gerçekten akıl almaz bir şey. Yani günümüz NBA'de işte yok içten bahsediyoruz 12 faul atış kullandı diye. Miami Heat'ten sadece iki faul atışı geldi. Üçlüklere baktığımızda hatırlayalım sezon içinde ligin en kötü takımlarından biriydi üçlük yüzdesinde Miami Heat. Ama iki sezon önce Ligin en iyi üçlük atan takımı Miami Heat'ti. Bu playofflarda çok iyi üçlük atan bir Miami Heat vardı. Ancak bu maçta 39'da 13 üçlük isabetinde kaldı Miami Heat. Bunun gerçekten daha iyi bir yüzdeye gelmesi lazım, İşte 35-40 barajına doğru çıkması lazım bu yüzdelerin ve daha fazla foul atış kullanması lazım Miami Heat'in. Son olarak Miami Heat ile ilgili şunu da bahsetmemiz lazım, bu playofflarda Miami Heat'in nasıl farklı bir savunma yaptığını görüyorduk hep, yani sezon içinde de bunu görüyorduk tabi de ama alan savunması, zone oynadıkları zaman Miami Heat gerçekten çok başarılı, özellikle Boston Celtics serisinde Celtics'in ne kadar tökezlediğini görmüştük. Ancak buradaki soru işareti neydi? Miami Heat'in alan savunması Denver Nuggets hücumlarını bozabilecek mi? Çünkü Denver Nuggets'ta ortaya Nikola Jokic gibi ligin en basketbol IQ'su yüksek oyuncusunu koyduğunda alan savunması bir anda dağılıyor. Çünkü eğer ki Jokic tepede topu alırsa herkese topu besleyebilir. Potaya gidebilir çünkü o alan savunmasının yumuşak karnı neresi? Ortada o topu buluşturabilmen. Eğer sallıyorum yok hiç ortada o topu aldığında savunma üstüne kapanırsa köşede üçlükler olsun. Aaron Gordon'ın kenar çizgisinde alt çizgide kayması olsun smaç basması için. Ya, opsiyonlar çok fazlaydı o yüzden... Spostra özellikle yok hiç sağdayken alan savunmasına burada başvurmadı. Buna ne zaman başvurdu? Son çeyrekte son çare olarak biraz başvurdu. Ve özellikle dördüncü çeyrek başında neyi gördük? Nuggets'ın biraz tökezlediğini gördük alan savunması geldiğinde. Ancak yok işte tabii ki de bu işi 3 dakikada çözdü. Ama 3 dakika biraz sallanan bir Denver Nuggets hücumları gördük o 11-0'lık seriyi yakalandığından. O yüzden bakalım ben merakla bekliyorum. Acaba alan savunmasını ne zaman uygulayacak Koç Spolstra ikinci maçta? Dördüncü çeyreğe kadar bekletecek mi? Bunu merakla bekliyorum. Şunu da altını çizeyim. Denver Nuggets, Nikola Jokic sahadayken normal sezonda alan savunmalarına karşı pozisyon başına 1.3 sayı üretti. Ve bu da NBA'de birinci sırada yaptı onları. O yüzden alan savunması Nuggets'a çok işlemiyor. Ancak Miami Heat'in önemli bir silah. Bakalım nasıl kullanacak Spawn'u ikinci maçta. Böylelikle ilk maçı yorumladık. Denver Nuggets çok hak ettiği bir galibiyet aldı. Nikola Jokic için müthiş bir performansı vardı. Ve rahat geçtiler diyebiliriz bu maçta. İkinci maçta nasıl bir performans bekliyorsunuz? Miami Heat, Jimmy Butler acaba kalkıp Önemli bir galibiyet alabilir mi? Herkesi yine yanıltabilir mi? Yorumlara bırakabilirsiniz. YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Herkese basketbollu haftalar.